Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da yine Lightning Design sistemde olan bir class'ı konuşacağız. Şu şekilde. Biliyorsunuz font diye bir özellik var. HTML'de de var. Font size var. Font family var. İsterseniz şurada göstereyim. Bir yazının burada yazdık, my title yazdık, görüyorsunuz. Bunun style yapalım. Font family'sini. Yani fontla alakalı arkadaşlar bir font size var. Bizim yazının büyüklüğüyle alakalı. 40 piksel diyorum, biraz büyük yapıyorum. İkincisi arkadaşlar font weight ile alakalı bir property'miz var. Bu da kalın mı yoksa değil mi onu yapıyor. Kalın yazı oluyor. Üçüncüsü de font family. Font family de bizim bildiğimiz bu yani Word'da yazarken, Excel'de yazarken karşımıza çıkan yazının style'ı diyelim, yazının türü. Font family. Şu anda aklımda Verdana var. Verdana yazıyorum. Bu şekilde bizim gördüğünüz gibi my title Verdana oldu. Arial yazarsanız, hatırlarsanız bunlar font family olarak var. Değişti, görüyorsunuz. Bu şekilde bizim font family'ler var. Bunun Salesforce'daki Salesforce Lightning Design sistemindeki karşılığı ne, ona bakalım. Şu şekilde yapmanız lazım. Yine iki boşluk bırakalım arkadaşlar. Şu şekilde PR. İkinci PR'ı koyalım. Daha sonra bir division yapalım. İçine diyelim ki this text is, bilmiyorum var mı ama this text is Verdana font diyelim şu şekilde. Verdana font diyorum. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Buna da farklı bir şey diyelim. This text is, buna monospace diyelim. Ya da written şey diyelim. Monospace font diyelim arkadaşlar. İki tane yazdık. Peki bunun class'ını nasıl oluşturacağız? Hemen yapalım arkadaşlar. Aynı şekilde class yazıyorsunuz. Eşittir. Double quotation'lar otomatik geliyor. SLDS tire text tire font tire underscore, buna Verdana diyelim. Aynı şekilde ikinciyi yapıyoruz arkadaşlar. Class eşittir. SLDS tire text tire font underscore, buna da mono space diyelim arkadaşlar. Bu şekilde mono space yazıyoruz ve ikisinin farkını görelim. Hatta bir tane ekleyelim şöyle. Birinci sıraya bir tane daha ekleyelim. Şu şekilde. Buna da şey diyelim. This text has no font class diyelim. Bir de buna bakalım. Aradaki üçünün farkını görmeye çalışalım. Bunu deploy yapıyoruz. Sayfamızı edit yapalım. Daha hızlı olsun. Evet, şurada görüyorsunuz. Save diyorum. Sonra geri gidiyorum. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi birbirinden farklı. Verdana biraz daha farklı ama monospace çok farklı, görüyorsunuz. Bu şekilde şeyleri yapabiliyorsunuz. Burada görüyorsunuz. Monospace biraz daha farklı. Bu şekilde font kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bunlardan farklı bir sürü vardır diye düşünüyorum. Böyle silince geliyor mu, merak ediyorum. Bir bakalım geliyor mu. Gelmiyor. Hani görmek istedim hangileri var diye. Ama dediğim gibi Excel'e, Word'a giderseniz oradan bulabilirsiniz. Farklı mesela bir tane daha yapalım isterseniz. Üçüncüsüne de diyelim ki Arial diyelim. Bunu biliyorum. Böyle bir şey var. Buraya ekleyelim Arial şeklinde. Bakalım bunun farkı var mı? Yine sayfamızı edit yapıyoruz. Save yapıp geri gidiyorum. Evet arkadaşlar, Arial fark etmedi. O yüzden hakikaten var mı yok mu? Salesforce bunu support yapıyor mu, destekliyor mu? Ona göre bakmak lazım. Salesforce'un desteklediği fontlar illaki vardır. Onlara tek tek bakmak lazım.